Yeni bir mecradan merhabalar. Koronavirüs salgını dolayısıyla sanayiler durdu, fabrikalar çalışmaz oldu ve ulaşım kendine geldi. Yani daha doğrusu ulaşım durunca doğa kendisine geldi. Temiz hava soluyoruz diye bir inanış var. İşte tam da böyle tartışmaların olduğu bir zamanda Çevre Mühendisleri Odası bir rapor açıkladı. Türkiye'nin hava raporunu açıkladı. Hava kirliliği raporunu açıkladı. 2019 hava raporunu açıklayan Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı, daha doğrusu Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Baran Bozoğlu. Gerçekten Baran Bey, raporunuza göre çevre temizlendi mi? Hava temizlendi mi? Bir rahat nefes alabilir miyiz? Aslında hava temizlendi ve rahat nefes alabiliriz demeyi çok isterdik. Ama bizim teknik olarak detaylı bütün Türkiye'deki ölçüm istasyonları üzerinden, 257 ölçüm istasyonu üzerinden 2019 yılı verilerini değerlendirdiğimizde 13 Mart'tan sonra COVID kapsamında alınan önlemlerin hava kirliliğini tamamıyla çözecek önlemler olmadığını, zaten hedef hava kirliliğini çözmek değil tabii, salgından korunabilmek amaçlı alınan önlemlerin bu hava kirliliği problemi çözebilecek etkiyi yaratmadığını gördük. Bunu neden söylüyorum? Çünkü belki izleyiciler diyeceklerdir ama şu an 2020'deyiz. 2019'dan niye bahsediyoruz diye. Biz teknik olarak hem mevzuatımızda hem de bilimsel olarak hava kirliliğini yıllık veriler üzerinden değerlendiririz. Yıl içerisinde insanların maruz kaldığı hava kirliliği gün sayısını, saatleri çıkartarak bu değerlendirmeyi yaparız. Bunu yaptığımızda da şunu görüyoruz. Detaylarına birazdan gireceğiz ama COVID'le bağlantılı söylemek gerekirse şu anda birçok bölgede, il ve ilçede insanlar, vatandaşlarımız yılın yarısından fazla, neredeyse 180 gün boyunca, bazı bölgelerde 240 gün boyunca kirli havaya maruz kalıyorlar. COVID salgınıyla alınan önlemlerse sadece hafta sonu sokağa çıkma yasaları uygulaması nedeniyle hafta sonu trafikten kaynaklı bir kirlilik azalmasına ve kısmen de sanayideki üretim tüketim azaltıldığı için de oradan kaynaklı bir azalmaya sebep oldu. Anlık verilerde bunlar olumlu yansıyor gibi görünse de sadece 30 gün içerisinde ki hava durumu üzerinden vatandaşlarımızın bir yıl boyunca kaldığı maruziyeti değerlendirmek mümkün değil. 2019 verileri dediğim gibi bize çok çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu. Türkiye'de şu anda neredeyse her bölgede hava kirliliği var ve insanlar bir yıl içerisinde yılın yarısından fazla havayı kirli soluyorlar. Özetle COVID salgını evet kısmen hava kirliliğini azalttı ama tam anlamıyla hava kirliliğini çözdü ve bu mesele hepimiz şu anda sağlıklı bir hava soluyoruz anlamına gelmiyor. Peki, kirlilikte kaç parametrede bir inceleme yapılıyor, raporlama yapıyorsunuz ve bu parametrelere göre ana hatlarıyla Türkiye'de durum nedir? Çünkü siz 75 milyon insanın kirli havayı soluduğunu söylüyorsunuz. Nedir bunlar? Şimdi biz tabii yaptığımız değerlendirme 3 aşamalı yaptık. Birincisi Türkiye'nin kendi ulusal mevzuatı, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın çıkarttığı yönetmelik kapsamında ve aynı zamanda Avrupa Birliği mevzuatını. Çünkü Türkiye biliyorsunuz Avrupa Birliği'ne üye olmaya çalışan aday bir ülke ve bu süreç hala devam ediyor. Bundan vazgeçilmiş değil. Bir hedef var mevzuata uyum açısından. Ve öte yandan da Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği veriler var. Bunların tamamını yani 3 tane kriter üzerinden değerlendirme yapıyoruz. Şu an bizim mevzuatımız ve diğer bahsettiğim kurumların mevzuatına göre, çalışmalarına göre 6-7 tane parametrede inceleme yapılıyor. Bunlar partikül madde 2,5 dediğimiz, insan saçından belki 500 kat daha küçük olan, gözle görülemeyen fakat nefes aldığınızda üst solunum yolu sistemlerine tutulamayan doğrudan ciğerlere giden, hiçbir engele takılmadan ciğerlere giden kanser, birçok hastalık yapan partikül madde 2,5. Partikül madde 10, partikül madde 2,5'tan biraz daha büyük olan tozları değerlendiriyoruz. Öte yandan da kükürt dioksit, azot oksitler, azot dioksit ve ozon ve karbonmonoksit gibi kireticileri değerlendiriyoruz. Bunlar mevzuatta sınır değerleri ve hedefleri konduğu için bunlara bakıyoruz. Sadece partikül madde 2,5 için bir değerlendirme Türkiye mevzuatında yok, bir hedef yok. Avrupa Birliği mevzuatında olmasına rağmen Türkiye bu hedefi, bu yönetmeliği henüz ne yazık ki uyumlaşmamış durumda.
Bu tabii ki 257 tane istasyonun Türkiye çapındaki ölçüm noktalarına da yansıyor. Örneğin partikül madde 10 neredeyse Türkiye'nin her tarafında ölçülürken ve yeterli veri oluşturulurken ki bizim beklentimiz %90 oranında veri oluşturulması gerekiyor mevzuata göre de. Eğer %90'ın altında veri varsa yani ölçtüğünüz hava kirliliğini ölçtüğünüz anlar ve maddeleri, ölçüm süreleri, ölçüm sonuçları %90 oranında bulmazsa bu verinin sağlıklı olmadığını mevzuatımız söylüyor. Biz de bu kapsamda bütün bu kirlilik parametrini bir yıl boyunca çeşitli hesaplamalar üzerinden mühendislik bilimini de işin içine katarak değerlendirdik. Bu tabii bu işin sonucunda şuna vardık. Sizin de söylediğiniz gibi kentlerde yaşayan insanların hepsi kirli havaya maruz kalıyor. Kent nüfusu şu an %92,5 oranında Türkiye'de il ve ilçede yaşayan nüfus TÜİK rakamlarına göre. Ve dolayısıyla yaklaşık 75 milyondan fazla vatandaşın kentlerde yaşadığını düşündüğümüzde bu ölçüm istasyonunun çeperindeki kirliliğe maruz kalıyorlar. Dolayısıyla 75 milyon insanımız ben de dahil, siz de dahil ne yazık ki kirli hava solumak zorunda kalıyoruz. Bu çok net bir tespit ve bilimsel verilere dayanan bir tespit. Bu tabii kirleticilerin hepsi farklı. Partikül madde 2,5'un, partikül madde 10'un ve diğer kirleticilerin kaynakları da farklı. Bunların etkileri de farklı. Ama özetle şunu söyleyebiliriz. Türkiye'de çok yoğun bir toz problemi var. Toz dediğimiz şeyi lütfen küçümsemeyelim. Bu tozun üzerinde ağır metaller ve çeşitli farklı kimyasallar da var. Dolayısıyla bu toz sadece bir toz olarak değerlendirilemez. Doğrudan akciğer hastalıklarına yol açan, solunum yolu sistemlerine yol açan maddeden bahsediyoruz. Bu Türkiye'nin her tarafında aşılmış durumda. Ve özellikle büyük kentlerde, büyük şehirlerde ve termik santrallerinin yoğunlaştığı bölgelerde biz partikül madde 10 seviyelerinin çok yüksek olduğunu da gördük. Yani yılın yarısından fazla dediğim parametre aslında buydu. Bunu söyleyebiliriz genel olarak. Diğer parametrelerde benzer bir durum var. Burada dikkat çekici olan noktadan bir tanesi şu İrfan Bey. Yani partikül madde 2,5'a belki detaylı girmek lazım ama kükürt dioksit problemi. SO2 dediğimiz problem gelişmiş ülkelerde artık aşılmış durumda neredeyse. Doğrudan kömüre, kalitesiz kömüre, kalitesiz yaşama, fosil yakıt tüketimine dayanan bir kirliliği gösteriyor. Kükürt dioksit oranlarının 21. yüzyılın içeriğinde Türkiye gibi bir ülkede, yani bu kadar bilim insanının, bu kadar mühendisin, mimarın, plancının, hani gerçekten hedefleri olan bir ülkenin yaşamaması gereken bir problem. Ama biz kükürt dioksit sorununu hala hem büyük şehirlerimizde hem de taşrada ne yazık ki görüyoruz. Bu da bizim bir geri kalmışlık kriterimiz olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu santrallerin olduğu şehirlerde durum nedir? Santrallerin olduğu şehirlerde zaten tam bir felaket yaşanıyor. Termik santrallerin, kömürlü termik santrallerin olduğu. Biliyorsunuz özelleştirilen termik santrallere çevre mevzuatından iki defa muafiyet sağlanmıştı. Süre tanınmıştı. 2019'un sonuna kadar bu süreler tanınmıştı. Ve bu tesisler herhangi bir çevre yatırımı yapmadan, işte halkın anlayacağı dilde filtre takmadan, atık sağlarını düzenlemeden çalıştılar. Yani yaktıklarını, dışarıya çıkan yakıtları, yandıktan sonra çıkan bütün gazları dışarıya saldılar. Herhangi bir kaygı duymadan havamızı kirlettiler. Ve bu kirlilik belki 6 tane tesis kapandı ama diğer geri kalan 6 tanesi hala bunu kirletmeye devam ediyor. Bunları biz özellikle Manisa, Soma'da, Zonguldak'ta ki biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesi dışında kısıtlama getirilen tek kent orası. Hava kirliliği kaynaklı olduğunda Sayın Cumhurbaşkanı zaten sözlerinde söyledi. Malumun ilanı olarak biz ifade ettik. Zaten bildiğimiz bir mevzuydu ama topluma da açıklamış oldu. Dolayısıyla Bunu Zonguldak, Manisa, açmanızı Soma. isteyeceğim. Bunu açmanızı isteyeceğim. Zonguldak neden Covid salgınının fazla olduğu sizce? Çünkü siz çevreyle bir bağlantı kuruyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani 30 büyük şehir bir yana, bir de artı Zonguldak var. Zonguldak'ta salgın çok daha fazla. Bunun nedeninin çevre olduğunu iddia ediyorsunuz. Biraz açar mısınız? Şimdi şöyle iki tane iki başlıkta bunları toplayabiliriz. Bir kere hani ben kişisel olarak da mesleki birikimim ve deneyimim olarak da şunu söylüyorum. Dünyada yaşanan bütün sağlık problemlerinin kaynağı çevresel koşullardandır. Yani bir solunum yolu hastalığı yaşıyorsanız bunun kaynağı çevresel aldığınız havadır. Nefes aldığınız havadır. Ya da bağırsak enfeksiyonları yaşıyorsanız yediğiniz yemek yani toprağın kirliliği
ve aynı zamanda içtiğin sudur. Dolayısıyla her şeyin çevresel bir etkisi sonucunda insan sağlık problemi yaşar. Şimdi burada COVID salgını, ikinci söyleyeceğim şey de şu. COVID salgınının yaygınlaştırmasını sağlamıyor hava kirliliği. COVID'in, bu COVID hastalığının etkisini, ölümcüllüğünü arttırıyor. Hasar verebilme kapasitesini arttırıyor. Dolayısıyla hava kirliliği yaşayan, bölgede yaşayan insanların COVID hastalığına yakalanma durumunda çok daha ölümcül veya hasarlı sonuçlarla karşı karşıya kaldıklarını biliyoruz. Bunun örneklerini biz SARS ve MERS denilen geçmişte 2003'te 2000 yılların başında dünyada farklı bölgelerde yaşanan salgınlarda zaten bilimsel çalışmalarda gördük. Covid'de de Harvard'ın veya Avrupa'daki ve Türkiye'deki çeşitli çalışmalarda biz hava kirliliğinin Covid ölümcüllüğünü, riskini arttırdığını da gördük. Bu da zaten Zonguldak'ın kapatılmasının, kısıtlanmasının sebebi. Çünkü Zonguldak özellikle Çatalazlı bölgesi termik santrallerin yoğun olduğu, işte yani belki iki tane termik santral var ama üniteleri çok fazla ve çevre mevzuatından muaf tutulan, uzun süre muaf tutulan, kirletmesine izin verilen bir bölge, kirletilmesine izin verilen bir bölge, kömürün yoğun olduğu bir bölge, ekonomisini bundan sağlayan, kültürünü bunun üzerine inşa etmiş, bütün sosyoekonomik ilişkileri bunun üzerine kurulmuş bir bölge ve buradaki insanların biz çok ciddi şekilde kirli hava soluduklarını sadece bugün değil, 2017'de de, 2018'de de, 2016'da da yaptığımız ölçümler açıkladık. Sağlık Bakanlığı da, Çevre Bakanlığı da bunu ilettik. Önlem alın. Artık bu santrallere izin vermeyin, yenilerini yapmaya çalışmayın, var olanları daha da kontrol altına alın ve peyderpey kapatmayı hedefleyin. Yoksa burada insanlar çok büyük risk altındalar, sıkıntı yaşıyorlar diye söyledik. Ama dinlenmedi ne yazık ki. Belki dinlenmiş olsaydı bugün Zonguldak diğer 30 büyükşehir belediyesinin yanında kısıtlanan bir kent olmayabilirdi. Evet. Hava ölçüm istasyonlarına bakıldığında bölgeler arası bir fark, bazı bölgelerde hiç yok, bazı bölgelerde de sağlıklı veri alınamıyor diyor. Biraz açar mısın? Hangi bölgeler nasıldır? Şimdi şöyle, biz tabii Türkiye'de 257 tane istasyonda Çevre Şehircilik Bakanlığı anlık olarak bunları şeffaf bir şekilde internette yayınlıyor. Bütün vatandaşlar bu veriye ulaşabiliyor. Bu güzel bir uygulama. Bunu da bir tarafa not etmek lazım. Yani bakanlık bu anlamda büyük yatırımlar yapıldı. Bu istasyonlar ucuz istasyonlar değil, oldukça pahalı. Bunlar kuruldu. Fakat bunların kurulması yetmiyor. Bunların bakım ve onarım faaliyetlerine bütçe ayırmak gerekiyor. Bizim tespitlerimizden bir tanesi de bu tesisler var. Ölçüm yapılıyor, gayet güzel. Hatta temiz hava merkezleri kuruldu. Bu da çok güzel bir çalışma, geliştirildi idari olarak. Ama bu istasyonun hepsinde bütün kirletici parametreler ölçülmüyor. Örneğin partikül madde her yerde ölçülürken, büyük oranda veri de oluşturulurken azot oksitler ya da azot dioksit ya da kükürt dioksit ya da partikül madde 2,5 gibi bazı kirleticilerin her yerde ölçülmediğini, bazı istasyonlarda bulunmadığını ya da bazı bulunduğu istasyonlarda yeterince veri oluşturmadığını görüyoruz. Türkiye haritasını önünüze koyduğunuzda özellikle partikül madde 2,5, azot oksit ve azot dioksit içinde örneğin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yeterince ölçüm yapılmadığını görüyoruz. Buralarda hatta istasyon verilerine çok ulaşamıyoruz. Öte yandan partikül madde 2,5 gibi doğrudan insan sağlığına çok büyük etkisi olan bu kirleticinin de Adana gibi veya işte İzmir gibi Türkiye'nin üçüncü büyük şehri gibi kentlerde de ölçülmediğini ve paylaşılmadığını görüyoruz. Bu gerçekten hoş olmayan, doğru olmayan bir yöntem. Çünkü neden sıkıntılı? Çünkü mühendislikte şu vardır. Ölçemediğinizi yönetemezsiniz. Ölçüm yapmazsanız sorunu çözemezsiniz. Burada olması gereken şey her istasyonda bütün bu kirletici parametrenin ölçümlerinin doğru yapılması, yeterince veri oluşturulması, ardından bu kireticilerin kaynaklarına ulaşılması ve kaynaklara ulaşıldıktan sonra da bunların çözülmesi gerekiyor. Şu anda yeterli veri oluşturulmadığı, çeşitli bölgelerde bu gibi farklılıklar olmasından kaynaklı olarak kaynakların ne olduğu, kirleticinin ne olduğu, insanların maruz kaldığı kirliliğin boyutları yeterince izlenemiyor. Haritaları zaten sizinlerle paylaşmıştık. Değerli gazetecilerle sizlerle paylaşmıştık. O haritaları zaten koyduğunuz zaman bu belirsizliği ve ölçüm yapılmayan yerlerde net bir şekilde görebiliyoruz. Bunu yapmamızın sebebi biraz daha Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bu gerçekleri görmesi ve odaklanıcı alanları da tekrar değerlendirmesi, karar vericinin bu niyetle aslında bunu da hazırladık. Biz de haritaları gördüğümüz zaman gerçekten bazı bölgelerde yeterince ölçüm yapılmadığını görüyoruz. Peki her bir istasyon bütün bu saydığınız parametreleri
6-7 tane parametreyi ölçebilecek özelliklere sahip midir? Yani bu ölçüm istasyonların kapasiteleriyle mi alakalıdır bu, yoksa çalıştırılmıyor mu? Şimdi şöyle, aslında partikül madde 10 dediğimiz toz her tarafta neredeyse ölçülüyor. Yani orada zaten Türkiye'nin her tarafında bir bölge farklılığı gözetmeden bu istasyonlar kurulmuş. Onların yanında çeşitli mekanizmalarla diğer parametrelerin de ölçülmesi gerekiyor. Ama bazı istasyonlarda bunların ölçülmediğini görüyoruz. Bakanlıkla tabii temas kurduğumuz zaman kimilerinde o aparatların olduğunu, ölçülme kapasitesi olduğunu fakat verilerin aktarılamadığını, veri aktarmakta ya da yazılımlarda sorun olduğunu ifade ediyorlar. Bu da aslında yeterince bu alana bütçe ve hassasiyet gösterilmediğinin de bir kanıtı. Ama mesela Ankara'da bütün veriler oluşturulabiliyorken neden Şanlıurfa'da ya da işte İzmir'de ya da Adana'da ya da termik santrallerin olduğu bölgede ya da işte Diyarbakır'da bunlar oluşturulamıyor? Bu tabii ki önemli bir soru işareti. Bu soruda da cevap aramak gerekiyor. Evet. Biz bu sorunun cevabını henüz alamadık Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan. Peki, veri işleniyor, geliyor ve buna dönük bir politika oluşturma konusunda sanırım herhalde bir farkındalık oluşması gerekiyor. İrfan Hocam çok güzel söylediniz. Aslında bugün de ben sosyal medyada ve çeşitli platformlarda paylaşıyorum ve gerçekten çok şaşırdım ve merak ettiğim bir konu. Salda Gölü gibi doğal güzelliklerine gösterilen toplumsal tepki çok değerli, çok güzel. Hepimiz zaten bunu yapıyoruz. Ya da çeşitli madencilik faaliyetleriyle ilgili, siyanürle ilgili yani toplumsal eleştiriler, bu konudaki hassasiyetler ya da basının ilgisi gerçekten güzel. Bu çevre bilincinin artması adına doğru veya yanlış. Yani oradaki projelerin ne olduğundan bağımsız söylüyorum. Bu anlamda toplumsal tepkiler çok değerli. Fakat hava kirliliği gibi doğrudan maruz kaldığımız bu meselelere dair toplumun, siyasetçilerin iktidarıyla muhalefetiyle beraber yeterince ilgi göstermemesi gerçekten çok şaşırtıcı. Aslında şu an çocuklarımızın da maruz kaldığı, sadece yetişkinlerin değil, bir problemden bahsediyoruz. Çünkü nefes alamazsınız, yaşayamazsınız. Ve kirli hava soluyoruz. Ama bu konuya hassasiyet gösterilmiyor. Ve şunu da söyleyebilirim. Burada aslında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ölçüm görevini yapıyor. Daha da iyi yapması gerekiyor. Eksikleri söylüyoruz. Fakat tek başına çözüm üretmesi gereken yapılar Çevre Şehircilik Bakanlıkları değil veya bakanlık merkez teşkilatı değil. Bölgelerde, yerellerde, kentlerde belediyeler, ilçe belediyeler, büyükşehir belediyeleri, valiliklere bağlı sağlık il müdürlükleri, ilçe ve şehircilik müdürlükleri bunların hepsinin koordineli oturup beraber plan yapıp bu hedefleri ortaya koyup nasıl çözüm üretecekleri tartışmaları bunu da kamuoyuyla paylaşmaları gerekiyor. Temiz hava eylem planları mevzuatta yazıyor. Zaten bunu yapın diye de görev veriyor mevzuat. Ama bunu yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı bunu kamuoyuyla paylaşmıyorlar. Biz şu an temiz hava eylem planlarına ulaşamıyoruz. Zaten size dikkat ederseniz Sayın İrfan Hocam, dikkat ederseniz şu anda siyasetçiler de biliyorsunuz Covid ile bağlantılı hava kirliliği etkisi hep konuşuldu, dile getirildi. Ne siyasetçiler, ne belediye başkanları, hiçbir parti ayrımı yapmadan söylüyorum. Hiçbirisinden biz hava kirliliğine dair ne gibi çözüm ürettiklerini, belediye başkanlarının 5 yıl içerisinde bu sorunu nereye getirmeyi hedeflediklerini konuştuklarını duymuyoruz. Ya da Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın nasıl çözüm üreteceğine dair hiçbir şey tartışılmıyor, konuşulmuyor. Yani o yüzden yani günü kurtaran popülist politikalarla, sadece seçim odaklı yaklaşımlarla ilerlediğimiz sürece en temel insan hakkı olan nefes alma hakkını, sağlıklı çevre yaşama hakkını da sağlayamıyoruz. Ve bu iş gittikçe krize dönüyor, problem haline geliyor. Aslında çok kolay, çok güzel pratiklerle çözülebilecek bir mevzu. Nedendir bilmiyorum. Yani çok para kazanılacak, rant elde edilebilecek bir alan olmadığı için mi acaba çok fazla siyaset alanı ya da karar vericiler bu işin üzerine düşmüyorlar? Ya da çok daha önemli gündemleri mi var insan sağlığından, çevreden dolayı? Bunu anlamakta gerçekten zorluk çekiyoruz. Bu gibi mevzuları biz düşünün ki bu raporları hazırlıyoruz. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Gönüllü olarak yapıyoruz. Toplumu bilgilendirmek için. Kamuoyuyla paylaşıyoruz. Fakat ne siyasetçiler ne gerçekten de bu işin karar vericileri doğru düzgün kapımızı çalıp da gelin hadi beraber bu işi çözelim demiyorlar. Yani çok nadir tek tük karşılaşıyoruz. Biz iteklemeye çalışıyoruz. Yani bu işleri konuşalım, size sunum yapalım, anlatalım, çözelim demeye çalışıyoruz. Bunun aslında böyle olmaması lazım. Siyasetçilerin, karar vericilerin, belediye başkanlarının hatta gazetecilerin
Yani ilgi göstermesi gereken gazetecinin dönüp sormaları, işin detayına girmeleri gerekiyor. Ama Salda Gölü gibi, tabii ki doğal güzellikler çok önemli. Ama Salda Gölü'ne gösterilen hassasiyetin soluduğumuz havaya gösterilmemesi gerçekten Türkiye'nin bu meseleleri çözmesinden daha çok uzak olduğunun göstergesi. Hava kirliliğinin sağlık üzerindeki etkisi konusunda Dilovası'nda bir hareket başlamıştı. Orada bu çalışmayı yürüten hocalar başına bin bir türlü sorun getirildi. Dolayısıyla acaba hava kirliliği, yani bu çevre mühendisleriyle halk sağlığı uzmanlarının birlikte çalışması, dolayısıyla kamuoyu oluşturması mı gerekiyor? Öyle bir illiyet bağı mı oluşturmak lazım? Aslında biz halk sağlığı uzmanlarıyla doğrudan temas halindeyiz. Şu an Temiz Hava Hakkı platformu gibi, HEAL gibi, Dünya Sağlık Örgütü gibi yapılarla zaten bir aradayız. Yani bizim dikkat ederseniz belki her yıl, geçen yıl da benzeri oldu. Biz öncelikle tespitleri yapıyoruz. Ardından da halk sağlıkçılar, Temiz Hava platformu gibi değerli doktorlar, tabipler ve bu konunun uzmanları üzerine sağlık problemleriyle beraber bilgi paylaşımlarında bulunuyorlar. Biz bu birlikteliği kurmuş durumdayız. Yeter ki duymak isteyenler, görmek isteyenler görebilsinler. Herhalde her il, her ilçe, her belki de semte özgü rapor çıkartmak ve o bölgedeki insanların dikkatini çekmek dolayısıyla siyaset yapıcılarına veyahut da kirleticilerine yönelik bir farkındalık yaratmak için bu tür verileri oluşturmak gerekiyor herhalde. Tabii yani şimdi şöyle bir şey var. Ben tabii ben bir hani oda başkanıyım. Doğrudan bir siyaset yapmıyorum. Yani siyasi parti kapsamında bir siyaset yapmıyorum. Ama tabii ki gündemi takip ediyoruz. Politik üretmeye çalışıyoruz. Toplumun sorunları çözüm etmeye çalışıyoruz. Ortada bir rapor var. Ve bu rapor aslında dediğiniz gibi il il, ilçe ilçe her şeyi ortaya koyuyor. Burada mesela siyasi partilerin, il teşkilatlarının, ilçe teşkilatlarının bu raporu eline alıp oradan politika, eleştiri ya da çözüm üretebilme potansiyelleri var. Bunları da yapabilirler. Umarım sizin vesilenizle de bunu sağlayabiliriz. Bunları her platformda dile getirmeye çalışıyoruz. Sayın Bozoğlu, tüm bu raporları açıklamak, aslında bütün odaların kamuoyunu ilgilendiren, hayatı ilgilendiren, kent yaşamları ilgilendiren raporlar oluşturuyorlar ve bir takım girişimlerde bulunuyor. Anayasadan kaynaklı haklarını kullanınca da tepkilerin odağı oluyor. Barolar keza öyle, tapu odaları öyle, mimar mühendis odaları öyle. Şimdi bu odaların yapısını değiştirmeye dönük hükümetin bir hazırlığı var. Sizin seçilme yönteminize ilişkin bir takım değişiklik yapma yönünde bir yasal düzenleme yapılacak. Siz nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ben yaklaşık 10 yıldır Oda Genel Merkezi'nde bir gönüllü olarak görevimi yapıyorum. Bundan önce de 4 yıl Ankara Şube'de gönüllü olarak yöneticilik yaptım. Daha önceden de öğrencilik hayatımda hep TMMOB'nin ve Çevre Mühendisliği Odası'nın içinde yer aldım. Ve çok köklü bir kuruluş. Sadece odanın görevlerinden ziyade 2010-2012 yılları arasında TMMOB'nin de yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundum. Dolayısıyla TMMOB'nin bütün çalışmalarında aktif olarak yer almış bir çevre mühendisiyim. Şunu söyleyebilirim, çok köklü bir kuruluştur TMMOB, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği. Yani dünyadaki hiçbir mühendis mimar odaları birliğine benzemez. Çok köklüdür, gerçekten politiktir ve bütün toplumsal sorunlarda söz söylemeye, kamuoyunu bilgilendirmeye, bir politika oluşturmaya, başta kendi mesleki alanı üzerinden çaba harcar ve meslektaşlarının da haklarını savunmak için mücadele eder. Bunu kimi zaman hukuken yapar, hukuki yollarla, mahkeme süreçleri, kimi zaman toplumsal muhalefetle, kimi zaman kamuoyunu bilgilendirerek, işte bizim hazırladığımız raporlar gibi yaparak. Dolayısıyla çok gerçekten gönüllülük üzerine dayanan, yöneticilerin hiçbirisinin ücret almadığı, tamamıyla gönüllülük üzerinden kendi ülkesinin toprağını ve milletini sevdiği için bunları yapan bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla çok hassas dengelerinde olduğu bir yapı. Bunu bir kere göz ardı etmemek lazım. Bu şu an Türkiye'de hiçbir sendikada, hiçbir odada bunu göremezsiniz. Bu çok değerli, çok kıymetli bir şey, bu gönüllülük meselesi. Diğer mesele ise şu İrfan Hocam. Şimdi
Biz odalar olarak, yöneticiler olarak, politika üretmeye çalışan insanlar olarak biraz önce sizinle yaptığımız söyleşide de hava kirliliği konusunda başka konularda eleştiririz. Eleştiri hakkımızı kullanırız. Mevzuatı eleştiririz, uygulamaları eleştiririz. Ne gibi çözümler üretilmesi gerektiğini söyleriz. TMMOB de eleştirilebilir. Çevre Mühendisliği Odası da eleştirilebilir. Biz bakış açısı olarak her şeyin tartışılabileceğini, her şeyin konuşulabileceğini düşünüyoruz. Her şey tartışılıp konuşulabilir. TMMOB'nin de iyi olmayan şeyleri olabilir. Bizler zaten TMMOB'nin içerisindeki insanlar olarak bunları zaten tartışıyoruz. Seçimlerde farklı farklı gruplar olarak seçimlere giriyoruz. Üyelerimizle görüşüyoruz. Hem TMMOB'den hem de kendi odalarımızda. Bunlar olabilir. Eleştirebilirsiniz. Siyasetçiler de eleştirebilir. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı da, siyasi parti liderleri de, ana muhalefet partisi lideri de ya da diğer bütün parti liderleri, milletvekilleri TMMOB'nin yanlış gördüğü şeyleri söyleyebilir, tartışabilir. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Bunu yapmalarında da bir problem yok. Olması gereken şey zaten bu. Ama eğer siz TMMOB'nin geleneklerini, TMMOB'nin teamüllerini ve veya bir yapının, bir örgütlülüğün anayasaya dayanmış bir yapının halini, geleceğini kurgulamayı TMMOB ile veya o örgütle konuşmadan, onunla tartışmadan nasıl daha iyi ulaşabiliriz'i konuşmadan ben bu kanunla bunu değiştireceğim diyerek yaparsanız işte asıl sıkıntı orada başlıyor. Asıl sıkıntı işte bu yok sayılmışlık, bu gerçekten demokratik teamüllere uygun olmayan yaklaşımda ortaya çıkıyor. Zaten benim de açıkçası bir hani oda başkanı veya bir vatandaş olarak da üzen ve rahatsız eden şey de bu. Bunları tartışabiliriz, konuşabiliriz. Hatalar, eksikler varsa, seçilme sistemine dair de problem varsa bunlar da konuşulabilir. Ama bunları orada meşru olan, bu örgütü yıllardır sahiplenen, gönüllülük üzerinden çalışan, emek veren ülkesi ve kendi meslektaşları için üreten insanlarla beraber konuşmak, onlarla beraber tartışmak ve gerçekten bilerek yorum yapmak gerekir. Biz şu anda ne yazık ki bunun sıkıntısını yaşıyoruz. 2015'te benzer, 2014'te benzer durumları yaşadık. Türkiye'nin Daha önce birçok de. bölgesini, evet ben de dolaştım ve toplumu bilgilendirmeye çalıştık. Farklı bir algı yaratılıyordu. O zaman vazgeçilmişti. Dilerim bu sadece bir düşüncedir, sadece bir fikir tartışmasıdır. Ve meclise tırnak içinde söylüyorum, ben yaptım oldu yaklaşımıyla bu götürülmez. Çünkü o zaman gerçekten bu köklü kuruma çok büyük bir zarar verilmiş olur. Bu da ülke için gerçekten siyaset alanı içinde, iktidar içinde, muhalefet içinde çok da sağlıklı olmaz. Çünkü bugün bakın şeyi konuştuk sizinle, hava kirliliği meselesini konuştuk. Hava kirliliği muhalefet partilerinin olduğu belediyelerde de var, iktidar partisinin olduğu belediyelerde de var. Yani hepimizin ortak sorunları var. Bu ortak sorunlarda ortak çözümler üretmek zorundayız. İletişim, demokrasi bunu gerektirir. Ama ortak çözümler üretmeyi de engelleyecek hareketlerden uzak durmakta yarar var. Tartışılmasında da hiçbir sakınca yok ama bunu da not etmek lazım. Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.